Büyük genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor. Esnafı, akıllısı ve safı, kimisi çok namuslu, kiminin yok insafı. Evlerde, sokaklarda, dar gelirli insanlar birbirlerini tanırlar, bir arada yaşarlar. Tartışmalar çıksa da dönmez asla kavgaya, işi tatlıya bağlar, biri girip araya. Küçük dünyalar, büyük büyük umutlar, birkaç tanesi hariç, sevgi dolu insanlar. İşte bu mahallenin bir tane muhtarı var, bir de kızı var diyor, o da hakikaten muhtar. Oy, benden şikayetçi misiniz? Oysa ben sizi çok severim. Genç yaşlı, küçük büyük ihtiyar, kızlar delikanlılar ve sevimli çocuklar. Herkes yerini alsın, bizim dizi başlıyor. Ya bu gidişte oyunu zor yetiştireceğiz. Selim abi hiçbirimizi beğenmiyor. O da karşısında profesyonel tiyatrocu bekliyor. Hakikaten ha, durmadan buzluk atıyor. Öyle yürünür mü, böyle durulur mu, o laf öyle mi söylenir? Sanki devlet tiyatrosunda oyuncuyuz. Yok abi, size katılmıyorum. Selim abi haklı. 50 defa gösteriyor, biz yine bildiğimizi okuyoruz. Ne yani, bana taş mı atıyorsun? Kızım sen hasta mısın? Ne ilgisi var şimdi? Bugün provada çuvalladım ya, onu mu diyorsun dedim. Ya dava sen ben davası değil, tamam mı? Aslında hiçbirimiz yeterince kendimizi vermiyoruz. Abi şakayı bırakın, 15 gün sonra bu oyunu sahneye koymamız lazım. Yoksa müdür canımızı okur vallahi. Bu bizim okul için de kötü bir olay. Öbür okullar çok kötü dalga geçerler. Üstelik hem hocaların hem de velilerin önünde rezil olacağız. O zaman hadi dağılalım. Ben eve gidip ezber yapacağım. Benim ezberim kuvvetli. Benimki zayıf. Ben eve gidip çalışacağım. Siz isterseniz çalışmayın. Gidelim. Hayırlı işler diliyorum Osman abicim. Merhaba Fadime. Babana yemek mi götürüyorsun lütfen? İyi bildir lütfen hanımcığım. Babacığıma öğle yemeği götürüyorum. Aa, çok hayırlı bir kızsın valla. Her evlat aynı şeyi yapar da. İyi peki, seni yolundan alıkoymayayım lütfen. Çok sağ ol lütfen hanımcığım, görüşürük. Fadime abla merhaba. Uy uşaklar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Sınıfı geçiyor musunuz, yoksa topu dikiyor musunuz? Ha? Biz hepimiz çalışkanız. O zaman sizi çok severim, hep çalışkan olun. Zaten ben tembelden hiç hoşlaşmam. Tembelden hoşlanmazsın ama temelden hoşlanıyorsun değil mi? Ama tabii ya. Merhaba Goncagül. Merhaba. Goncagül, annen evde mi kızım? Vallahi bilmiyorum. Bilmiyor musun? Bu da güzel. Ya nereden bileyim, evden gelmiyorum ki. Duydun mu? Kafası bozuk bugün. Herhalde. Canım bir şeye mi sıkılıyor? Boşver, olur bu yaşlarda. Erkekler için üzülmeye değmez. Ne erkeği ya? Ne diyorsunuz siz Allah aşkına ya? Kız Goncagül, Goncagül! Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ne bu halin? Sorma abi ya, kafam bozuk. Abi deme ba, abi deme! Anlat, niye bozuksun kız? Provalar kötü gidiyor. Elbise mi yaptırıyorsun? Hayırlı uğurlu olsun Goncagül! Ne elbisesi ya? Tiyatro provası, tiyatro. Tiyatro mu? Kız senin tiyatroyla ne işin var? Ne demek ne işin var? Ne demek mi? Aa, uy, tiyatro dediğin sanki çok iyi bir şeydir. Çıplak çıplak karılar, böyle göbek atayı, tuttu fruttiler gibi. Sen de onlara mı heves ettin? Dinle Fadime, o senin söylediğin yalnızca erkek seyircilere hitap eden, sanatla ilişkisi olmayan kumpanyalar. He. Yalnızca adı tiyatro olan çadır tiyatroları. Oysa bak tiyatro ne demek biliyor musun? Komedi, trajedi, oyunlar, biçim biçim. Tiyatro hem eğitmek hem eğlendirmek için. İnsanı insanlara anlatır hiç sıkılmadan. Eksik ve yanlışları eleştirir yırtmadan. Tiyatro aç kalmayı göze alma işidir. Tiyatrocu cefakar ve kahraman kişidir. Sanatla yaşatırlar, alkışlarla yaşarlar. Yasta olsalar bile güldürmeye koşarlar. Gönül vermeyen kişi tiyatrocu olamaz. Zevkli de olsa bu büyük aşk olmadan taşınmaz. Tiyatrolarımızın değerini bilelim. Hiç değilse ayda bir tiyatroya gidelim. Tiyatrolarımızın değerini bilelim. Hiç değilse ayda bir tiyatroya gidelim. Komedi mi trajedi mi olduğu belli olmayan bir oyun bizimki. Bazen dayanılmaz bunalımlara giriyorum. Bazen de içimden katıla katıla gülmek geliyor. Gülünç olan kocanın davranışları mı? Yok, bazen kendimi de gülünç buluyorum. Bence bu oyunun finali önemli Selma. Finalde kadının istedikleri olursa oyun mutlu sonla biter. O mutlu sonu da beraber kuracağınız iş mi sağlayacak? Olabilir. Para gerçekten önemli bir güç. Bu gücü yalnızca mutlu olmak için elde etmek istiyorum. Anlıyorsunuz beni değil mi? O halde mutlu olacağını şimdiden söyleyebilirim. Çünkü o sözünü ettiğim dükkan işi oluyor. Ciddi mi söylüyorsun Zeynep? Hı. Sabahleyin telefon geldi. Kirası düşündüğümüz gibi. Üstelik depozito falan da istemiyor. Vay, demek bundan sonra iş kadını Selma Hanım'ı tanıyacağız. Peki dükkanı ben ne zaman göreceğim? Hadi buradan kalkıp gidip bir bakalım. Bugün olmaz. Birazdan Ercü gelecek. Ercü de kim? Ercüment Bayrak. Dekoratör değil mi? Evet, karısından geçen yıl boşanmış. Çocuğuna piyano dersi aldırmak istiyor. Çocuğu annesinden alıp bana gideceğiz. Piyanonun başında bir deneyeceğim ufaklığı. Çok faal bir kadınsın. Sanırım bundan sonra Selma da senin havana girecek. Bilmiyorum ama bunu isterim doğrusu. Bunca yıldır ev kadını olmak beni çok içe dönük bir tip yaptı. Aslında eskiden... Merhaba. Geç kalmadım değil mi Zeynep? Yo, tam zamanında geldin Ercü. Evet, artık ben izninizi istiyorum. Güle güle Zeynep. Dükkanı ne zaman göreceğiz? Yarın gidip bakabiliriz. Ah, Ercü de bizimle gelse ne iyi olurdu, fikir verirdi. Hayrola, ne dükkanı? Bir dükkan tutacağız da. Hay Allah, tanıştırmayı unuttum. Efendim, ünlü dekoratörümüz Ercüment Bayrak. Yapma, estağfurullah. Memnun oldum. Ben tanıyorum beyefendiyi. Zekeriya beylerin Yeşilyurt'taki evini de siz yapmıştınız değil mi? Evet, gördünüz demek. İyi ahbabım olurlar. Aa, saçmalama lütfen Zeynep. Yo, kesinlikle olmaz. Herkes kendi parasını vermeli. Hadi Ercü, gidebiliriz. Hoşça kalın. Güle güle. Dışarıda çok kaldığı belli oluyor. Baştan pek tutmamıştım ama sevimli bir kız. İyi hoş da çevresinde ne kadar çok erkek var değil mi? Çok erkek tanıyor. Ay alemsin Selma. Ne olmuş çok erkek tanıyorsa? Hepsi sevgilisi mi? Canım, onu demek istemedim. Yani ne kadar geniş bir çevresi var. Bu senin için çok iyi. Kendin gibi birisiyle ortaklık yapacak olsaydın yanmıştın. Nasıl kendim gibi? Yani kocasından ve aşağı mahalledeki genç eczacıdan başka erkek tanımayan. Genç eczacı ha? Onu unuttum artık. O başarısız bir aktör. Seven erkek rolünü fazla sürdüremedi. Al işte, soğuk algınlığına bu çok iyi gelir. Bu iyi gelir değil mi? Sağ olasın Eczacı Bey. Borcumuz ne kadar? 43.000 lira. Sorması ayıp. Bir şey daha öğrenmek istiyorum. Nasıl içilecek? Her yemekten sonra bir tane. Yok yok, onu demiyorum. Ya neyi öğrenmek istiyorsun Temel? Bugün hiç Fadime'yi gördün mü? Yo, hiç görmedim. Neyse, ben görürüm inşallah. Babasına hapı ilacı aldığımı öğrenince çok sevinecek. Oho, geç kaldın. Muhtar bey iyileşti de işinin başına geçti. Tüh be! Ula ne çabuk iyileşti, ay! Yani iyi ki iyileşti. Fadime sen beni deli mi edeceksin? Geldin geleli bir tiyatrodur gidiyor. Tiyatro şöyle midir, tiyatro böyle midir? Sanki ben tiyatro yazarıyım. Sen demez misin babacığım? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Tamam da evladım, bin defa sorulmaz ki. Bırak da şurada iki lokma yemeğimi yiyeyim. Ya babacığım, ye. Ya canım benim. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Babacığım. Hı. Bir tiyatro kaç kişi alayım? Hayda. Hayda. Ne bileyim ben evladım. 100 kişi alan tiyatro da vardır, 1000 kişi alan da vardır. Yani müşteriye göre değişiyor, öyle mi? Bakkal gibi. Bakkal gibi mi? He. Tiyatronun bakkala benzetildiğini de senden duyuyorum. Yani kimisi köşedeki bakkal gibi müşterisi az, kimisi süpermarket gibi, kimisi hipermarket gibi, öyle mi oluyor babacığım? He, öyle oluyor. Goncagül bana söz verdi, beni de götürecek bir gün. Git gör tabii evladım, tiyatro bir okuldur. Zaten okulda on iyiler, yarışma varmış. Onu demiyorum. Tiyatro böyle nasıl diyeyim, seyredenlere bir şeyler öğreten bir okuldur. Ağlasan da gülsen de gene de bir şeyler öğrenirsin. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Müter amca, şükür iyileşmişsin, ben de sana ilaç getirdim. Sağ olasın Temel, eksik olma. Sen de sağ ol. Fadime nasılsın? Seni gördüm, çok iyi oldum. Yine sinirin tepende midir? Şimdi onun aklı fikri tiyatroda. Uy, tiyatro mu? O da nereden çıktı? Konuşma cahil. Tiyatro bir okuldur da. Okul mudur? O zaman niye ana değiller tiyatro? O zaman desinler ha okul. Yani Fadime tiyatronun yararlı bir yer olduğunu söylüyor evladım. Ben askerdeyken tiyatro seyrettim. Ha böyle söylemesi ayıptır. Karılar hep göbek atay. Dedim tiyatro demek ki böyle oluyor. Lakin teyze sorunca dayımın oğlu götürdü beni. Uy uy. Ula uyun gerisi yok mudur? Nereye götürdü seni dayının oğlu? Beni götürdü hakiki tiyatroya. Ya aradaki farkı gördün değil mi? Hem ben de gördüm onu. Ha böyle 4. Murat oraya çalışay. Ula 4. Murat memur mudur? Ne demek oraya çalışay? Yani oraya gözüküyor. Ha böyle giymiş kaftanı. Ha böyle böyle yürüy. Diyor ki ha bu Osmanlı'nın kalkınması için cigara, içki hepsi yasak idir diye. 4. Murat Yeşilaycı mıdır? Doğru doğru, içkiyi tütünü yasaklamıştı. Bir kere de götürdü beni başka bir tiyatroya. Oraya sosyetik bir aile var. Adam karısına ha böyleydi. Hoş geldiniz madam. Ulan ne öpüyorsun elimi? Ben senin anan mıyım? Öyle öyle. Sen anlamazsın. Sen sosyete çocuğu olduğun için çok anlarsın değil mi? Kılçık. Aa, gene başlamayın. Merhabalar. Oo, yine kapıştılar mı muhtar bey? Yok canım, tiyatro konusunda sohbet ediyorlar. Tiyatro mu? Hii, ay bayılırım tiyatroya. Ortaokuldayken kaç defa sahneye çıkmıştım. Böyle böyle. Ha buraya bir artist var, geçin de beraber oynayın. Ne diyorsun? Hah, ben sahneye çıkmaya karar versem Temel'le mi oynarım? Hiç, seni ne yapsın? Gider Tarık Akan'la oynar. Ya gırgırı boş verin de bu mahallede bir tiyatro olsa ne iyi olurdu. Gençler de uyuşuk uyuşuk kahvede oturmaktan kurtulurdu. Çok doğru söylüyorsunuz Nilgün Hanım. Tiyatro gençler için son derece yararlı bir uğraş. Babacığım, o zaman ben de oynardım değil mi? Oynardın tabii. Hevesin olduktan sonra ben asla engel olmam. Ben de o tiyatroya sanatçı olurdum. Seninle oynardık Leyla ile Mecnun piyesini. Senin yine kaşıntın tuttu. Ay, mahallede bir tiyatromuz olsa danslar eder, şarkılar söyler, acayip oyunlar oynardık. Ay, oy, ne güzel olurdu sahiden. Meşhur olamamış, ortaya çıkamamış ne kabiliyetler vardır halkın arasında. Bizim mahalledekiler de sahneye çıkınca kim bilir neler neler yaparlardı. Mesela ben bir zamanlar bir oyun seyretmiştim. Fasulyacıyan'ın o son tiradını hiç unutamıyorum. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubede bir hoş seda olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gideriz. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk bir hayal olarak kalırız. Görüyorum hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama işte tiyatro o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satenik'in bir şarkısı şu perdelerden birine takılıp kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Siranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına sığmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde yine sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır dururlar sabaha kadar. Gün ağarır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışırlar ve perde. Hele o rahmetli İsmail Dümbüllü. Ah. Selamünaleyküm. Vay İsmail'cim. Nerede kaldın? Seni beklemekten gözlerim yollarda kaldı. Tevekkeli diye geliyordum. Çukurun içinden bir çift kör göz bana bakıyor. Bu Tevfik'in kör gözüdür dedi. İlahi İsmail, oldum olası ledaife bayılırsın. Olsa da yesen. Nedir o? Kaymaklı kadayım. Değil efendim, gene yanlış anladım. Bak İsmail'cim, nasıl geldin buraya bakayım? Hah, Tevfik için bak anlatayım. Otobüse bindim. Otobüs daha böyle kalabalık. Biletçi yanıma geldi, bilet dedi. Pasoyum diyeceğim, daha yaşım var. Şebekeyim demeye karar verdim ama elektrik şebekesi diyemedim çünkü heriflere 50 kağıt borcum var, hırsız şebekesiyim dedim. Oo, öyle deyince biletçi beni bir süzdü. O süzdü, ben tortu koyverdim. O süzdü, ben tortu koyverdim. Yani... Oldum ama İsmail'im, oldum abi, kendi namusunu düşünmüyorsun ama benim namusum nereye gidiyor? Efendim? Benim namus nereye gidiyor? Ben merakla bu Tevfik biletçiye sordu. Bizim Tevfik Efendi'nin namusu vardı, nereye gitti dedim. Son arabadır garaja kadar gider dedi. Uy, iğneci Handa'nda seni kıskanıp genç kız rolüne çıkardı babacığım. Belki de iyice küçülür çocuk olur diyor. Yok ya. Hadi benim güzel. Hadi ama. Rezil oluyoruz. Ağustos'ta bilecekler, çorba içecekler. Bu ne biçim çorba, hani mercimekler. Şoföröle abicim de acayip roller yapardı. Zaten hayatı filo. Çocuğuz ya, iple krens ya, katilus ya, nogu preçumaço, zezişku dropina boston çuga. Kadar güzel göbek atan bir tek kuaför Behiye var. Şugar seyircileri, nasılsınız? Efendim ben Deniz Behiye. 3-5 göbek atar, şarkı söyler, çok da güzel fal bakarım. Fal bakarım derim çünkülüm, insanların gelmişini geçmişini çok iyi anlarım. Bunu fallarımda söylerim ama olsun. Her neyse, benim bir sevgilciğim vardır. Adı Ali'dir, tanırsınız, araba sürer. Bazen de boş vakitlerinde ayı oynatır. Anladın mı? Ben ona bir isim taktım, şugar bir isim, kibardır. Ayıcı Ali. Ama bir de anası var ki, ama bir de anası vardır ki. Bizim kahvedekiler de çok yamandır, çok. Kalma, kulakların biraz ağır işit o. Florya'ya kaçak götürüyorsun. 15 baba, 15. Kavu! Daire kiralıyoruz o. 5 kağıda götürürsün. Bizim o balladığımızı biz oltamızıyla yem olarak efendim dersen güzel bir seyir halindeydim. Baktım karada bir yangın var. Ormanlarımız yemeye, baştan karaya yanaştık, indim. Ormanın içinden bir ayı bana doğru koşarak geliyordu. Geldi yanıma burnumun dibine kadar dayandı. Utanmıyor musunuz ormanlarımızı yakmaya efendim? Sen görürsün. Numarası kaçtı. Her gün arıyorum. Bir türlü aklıma gelmiyor, unutuyorum. Dur bakayım. 900 bilmem kaç. Müzevir Müzeyyen'de geveze kaynana rolü oynardı. Yo, en iyi kaynana postacıdan olurdu. Takardı böyle başına eşarbı. Koşa geldim meydane, hey aman geldim meydane. Ah bir zamanlar mahallenin jülyetiydim. Kimler koşmadı peşimden? Ah Şekispir, iki gözün kör olsun senin. Aldın Roma'yı elimden, dul bıraktın beni. Kız olan kız bir yaşlarda kuruttun beni. Sen de kuru İngiliz ipinden asıl inşallah. Demek Müzevir Müzeyyen kaynana rolüne çıkmay. O zaman şarkı mı söylesin? Şarkı söylesin. The fallen leaves draft by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips. The summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grew long, and soon I'll hear old winter's song. But I'll miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. La, la, la. Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Dünyama sen ışık verir gibisin. O asil varlığın meleklere eş. Cennetten süzülüp gelir gibisin. Ayol sadece şarkıcılar mı? Kim bilir daha neler vardır aramızda. Deniz içkileri balımsı. Allah Allah. İşler nasıl kız? Uçlan ulan mangizleri hadi. Kerahat vaktim geldi. Bu ne lan uçlan dedik. Ah şöyle. Bu ne lan? Bana bak, iyi çalış, her saat başı buradayım, anladın mı? Hırt. Allah cezanı versin. Allah cezanı versin. Hey gidi eski tiyatrocular. Hey gidi eski kantocular. Düşüyorum. Yakın var! Nerede bekçi baba? Yakın kalbimde hanım. Hey! Karada kaplan, denizde aslan. Var mı beş çeşmeli tulupasına yan bakan? Hey! Savunun ulan! Beşiktaş demini gecen veriyor. Allah 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 Allah! Biz düşündük herkesi. Peki biz ne oynayacağız da? Onu sağa sormalı. Herkese bir rol biçtin. Bize bir şey kalmadı ula. Durun yahu. Bir de bunun için tartışmayın şimdi. Aa, bence siz iki aşığı canlandırın. Rolümü sevdim. Konuşma ula. Rolünü düşün. Seversin tabii Temel. Süt banyonuzu hazırladım Kleopatra. İçine de Marmaris balı attım. Kız, Karela Tolbas'ın mertini kapattın mı? Kapattım abi ya. Kız bana abi demedim mi sana? Kestireceğim başını. Kar mı ya? Gel bana, sırtımı kaşı. Oh, in aşağı, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Oh, oh, Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Oy Sezar, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu sana? Çok üzgünüm. Antonyuz'u kaybettim. Oy. Bıçağımın üstüne düşmüş salak. Çiçekleri ona götürecektim ama sağ vereyim bari. Mısır tatilimizi yarıda kesmek zorunda bulunuyorum. Ben hemen Roma'ya dönüyorum. Uçağım kalmak üzere. Karalahanayı da sonra yerim. Ellerimle yaptım sana karalahana tutmazsınız Sezar'ım ya da öyle git. Güzel. Olsun. Gelince Mısır ekmeği de yaparsın beraber yerim onu. Oy Kleopatra kurban olsun sana. Olsun, olsun. Ben gidiyorum. Uçağım kalkmak üzere. Güle güle beni haberdar et. Ederim. Sağa fax çekiyorum. Gerekirse çağrına not bırakın. Ah canım benim. Beni 900'den de bulabilirsin. Kes, çabır bayma. Of be, şu yeteneğe bak be. Baştan ayağa yeteneksin be yiyecim, kutlarım seni. Ay dalga geçme. Ya bas gaza be yiyecim be, korkma be yavrucum be. Korkuyorum Ali. Ya hayatım şu direksiyonu sıkı tut be güzelim be. Ya gözünü yoldan ayırma be yiyecim. Of yapamıyorum, çok zor. Ama dur. Debriyaja basmayı unuttun. Kaç kere söyledim be yiyecim, debriyajı unutma diye, debriyajı. Niye bağırıyorsun Ali? Ömrümde ilk defa araba kullanıyorum. Öğretmek istemiyorsan açıkça söyle. Bu iş saç boyamaya benzemez kızım. Benim de bütün gün trafikte canım çıkıyor ya. Ha, yani senin işin zor, benimki kolay, öyle mi? Ya zaten hastayım, sesim kısık, beni üzme. Onu demek istemedim be hayatım be. Ya ne demek istedin? Direksiyon başına geçtiğimden beri bağırıp duruyorsun. Vites değiştir, gaza bas, frene bas, önüne bak. Ya hayatım sen de bundan hiçbirini yapmıyorsun be yiyecim be. Ya bu meret kendi kendine gitmez ki. Hem bana baksana, sen nereden çıkardın araba kullanmayı ha? Aa, niye kullanmayacakmışım? Niyesi var mı beyim? Niyesi var mı be? Senin şoförün burada. Her an, her zaman emrine amade. Canım benim, canım be. Delisin sen, deli. Bak biliyor musun, pazar günleri arkadaşlar arabalarına çocuklarını, karılarını alıp pikniğe gezmeye gitmiyorlar mı? Öyle özeniyorum ki anlatamam. Hiç boşuna konuşma Ali. İstesen bütün bunları biz de yapabiliriz. Böyle kaçamak, buluşmak, liseliler gibi parklarda dolaşmak hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Haklısın yavrum. Ama sana söyledim ya, annem istemiyor, ablam istemiyor, faslı bitti artık. Artık rol yapmak yok beyim. Ay numara yapmıyorum herhalde. Yabancıyım işte. Demek burası Pendik değil. Pendik 5 durak sonra hanımefendi, siz çok erken misiniz? Bir sonraki tren kaçta gelir? Vallahi rötar yapmazsa 20 dakikaya kadar burada olur. Ay acelem var, o kadar bekleyemem. Buradan Pendik'e başka nasıl gidebilirim? Minibüsler var. Nereden kalkıyor? Şimdi istasyondan çıkın, sağa dönün. Biraz ileride karşınıza yol ayrımı gelir. Oradan, bakın en iyisi, ben sizi minibüs yoluna kadar götüreyim. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim, sağ olun. Boşuna koşma Müzeyyen Hanım, boşuna koşma! Sana ne ayol, koşarım koşmam! Koşuyorsun ama boşuna, sen treni kaçırdın Müzeyyen Hanım! Senin tren kaçtı! Bana bak, senin saçma sapan laflarını dinleyecek değilim. Bak kırmızı yandı, senin durman lazım. Senin trenci az önce bir kadınla şu yöne gitti. Sen treni kaçırdın Müzeyyen Hanım. Tren kaçtı. Trenci Haydar mı? Yanında kadın mı vardı? Ne tarafa gittiler dedin ha? Ne zaman? Yeşil yandı. Ben gidiyorum. Aman dur şimdi. Dur biraz. Dur. Merhaba Müzeyyen Hanım. Merhaba. Bugün istasyona uğramadınız. Rahatsız etmek istemedim. Bayan arkadaşınız falan olur diye. Yok canım, ne bayan arkadaş? Yalan söylemeyin Haydar Bey. Burada bir genç kızın gururu söz konusu. Ne diyorsunuz Müzeyyen Hanım, ne yalanı? Az önce sizi bir kadınla beraber görmüşler. Lütfen birbirimize oynamayalım Haydar Paşa, aman Haydar Bey. Bana artistlik yapmayın. Yapmayın Müzeyyen Hanım. Eyvah, geri işaret veremedim. Ali abi dur Ali abi. Hayrola be Merinos, ne bu telaşı ya? Ali abicim, Fadime'yi muhtarlıkta gördüm, lakin başka şeyler konuştuk. Heh. Babasının yanına ne diyeyim ha? Ya oyalama beni be kıvırcık, bak müşteriden telefon geldi, gidiyorum ona ya. Demem o ki tiyatro kurduk. Yani... Ne? Yani hayal kurduk. Falan filan. Ondan sonra ben muhtarlıktan çıktım. Ha şimdi bugün tekrar Fadime'yi arıyorum. Muhtara gidip soramıyorum. Ha. Yani o yüzden sen gidip sorabilir misin Ali abiciğim diyorsun, öyle mi? Öyle evet. Atladık. Atladık. Fadime mi? Ha, Fadime Goncagül'le Kadıköy'e tiyatroya gitti. Okuldaki oyunun yönetmeni hepsini alıp profesyonel bir tiyatroya oyun seyretmeye götürmüş. Goncagül bizim kızdan söz edince kıramamışlar, onu da aralarına almışlar. Sağ olun Muhtar abi. Geçerken kemik kıran Kadriye'ye söylerim. Mutlaka öğren demişti de bana. Kim bilir ne işi varsa. Hmm. Ha, belki yine pazı dolmasının tarifini isteyecektir. Bizim kızı nerede görse bir Karadeniz yemeği öğrenmek ister. Vay be, ne iş be. Hadi hoşça kal Muhtar abi. Güle güle Ali. Neredeymiş Ali abi? Ya Fadime Goncagül'le birlikte tiyatroya gitmiş oğlum. Uy, ben de gideceğim tiyatroya. Kız Goncagül, ha bu adamlar buralardan mı çıkar? Niye gereksiniz? Çok mu komik bir laf ettim? Hayatımda ilk defa tiyatroya geliyorum. Arkadaşlar lütfen. Belki de çok hoşlanırsın. Bundan sonra hiçbir oyunu kaçırmaz. Allah bilir. Nereye koydum onu? Ne arıyorsun? Eğlencelik daha. Buldum onu. Sok onu içeri. Tiyatroda böyle şeyler yenmez. Niye kız? Bak çıtır çıtır. Biz buraya esir mi geldik? Neden yenmezsin? Yenmez şekerim. Sanata saygı duymak zorundayız. Bak biz de kravat takıp geldik buraya. Kazakla gelsen almazlar mı? Ya alırlar da böylesi daha iyi. Son zamanlarda Bolujin'le Kazak'la da tiyatroya geliyorlar. Oysa özenli giyinmek zorundayız. Bu da bir saygı belirtisidir. Uy, ne zormuş tiyatro seyretmesi. Telefon çalay. Kime dur? Beni arıyorlar, beni. Baksana. Çocuklar lütfen. Ama hocam açmaz veriyor. Fadime, o zil var ya, oyun başlamak üzere olduğunu belirtiyor. Yani bize haber verdi. Evet, yani gürültüyü kesin diyor. Tek bir laf etmiyorum. Uy, Ceylanlar kesildi. Fadime sus. Başlıyor sayenizde efendim, Beyefendi nereye? Fadime'yi görmeye geldim. Ha buraya dediler bana. Şş, yavaş konuş yavaş. Uy niye yavaş konuşayım? Kimseden saklı gizli bir iş etmiyorum ki. Beyefendi burası tiyatro tiyatro. Ben de kebapçı demedim ki. Lakin birini arıyorum. Beyefendi şimdi giremezsiniz. Yarım saat sonra antrak var. Yarım saat sonra kim var? Antrak antrak yani ara var ara. Ha mola veriyorlar. Ha. Buyurun şurada oturup bekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gel. Komiserim, 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 komiserim. Ne var? Şüpheli birini yakaladım. Salam mı? Arkadaşım bak hadi. Şüpheli! Gel beni. Şüpheliyi getirdim komiserim. Tamam geç otur şöyle. Tamam hadi hadi. Bu ne ya? Yok kardeşim hayrola gecenin bu saatinde. Kimsin sen? Ben katilim efendim. Hoş geldin ağam. Katil misin? Otur bak şöyle otur otur otur. Şu işimi bitirip senin de ifadeni alırım buna. Berat sen kimi öldürdün lan? İçimdeki çocuğu. İçimdeki çocuğu. Senin içinde bir çocuk vardı, sen tutup ona öldürdün ha? Ablacım be, ablacım be. Karışma lan, şurada kızımda bir kere ölüyürük. Nasıl ifade alacağım da? Bu cerabet makinede beni nereye yapıyor ha? Ulan nereye gitti bu yumuşak ya? Bana sen sarhoş falan durursa kalkın ayağa. Bozma bakayım bana. Senin ağzın alkolü kokmuyor. Ulan yoksa sen esrarcı hapçı falan mısın ha? Yok yok senin üstün başın dökülüyor. Senden ne esrarcı olur ne hapçı. Onlar hep ihale çocuklarından çıkıyor. Otur bak şuraya otur tamam hadi. Bakacağım sen işte. Efendim, efendim. Aa iyi akşamlar hoca efendi buyurun. Evet, evet. Ne? Caminin orada, caminin avlusunun elinde kundakta bir kadın şüpheli şüpheli mi dolaşıyor? Haa haklısınız hoca evet tabii şüphelenmekte haklısınız tamam. Tamam şimdi ben birinin yönleri icabına bakarım. Tabii hiç merak etmeyin. İyi geceler, iyi geceler. Buyurun bir şüpheli de işin tuhafı galiba odasının gibi çocuğunu öldür ya. Resul! Buyurun baksın. Bir bak bakayım caminin avlusunun elinde kundakta bir kadın şüpheli dolaşıyormuş. Hoca efendi telefon etti hadi. Şüpheliyse ben hemen tanırım komiserim evelallah. Aptallaşma salak aptallaşma. Gecenin bu saatte 150 tane kadın dolaşmıyor mu böyle? Git orada kimin bulursan al getir buraya hadi. Başlayın komiserim. Şşt! Hemşerim! Şşt! Hemşerim! Tuvalet nereye dur? Ulan beni duymamışsın. Şşt! Hemşerim! Sağ diyorum. Vaziyetim kötü. Alo! Beni duymamışsın. Ah! Ne oluyor be? Şşt! Yavaş konuş. Tuvalet nereye anda dur? Tuvalet? Ha, şuradan git. Koridorun sonundaki kapı. Sağ olasın hemşerim. Allah Allah. Deli mi ne? Adamın parası var, iyi misin lan? Ne var ya lan bu? Lan ben deyim. Hocam Elif'teki muhabbete bak. Ne yapsın adamca? Gözünü seveyim. Burası İstanbul çocuk. Vallahi bana pek İstanbul gibi gelmiyor. Bebek var. Babana sen sirkeciye gittin mi lan sirkeciye? Gitmedin mi lan? Hocam müsaade edin şu an yine öveyim. Oğlum saçmalama tamam mı? Gel lan daha sen kodunları getirdin mi lan buraya? Getirmedin mi lan? Baba ben bir iş bulunca kodun hepsini buraya getireceğim. Tamam lan tamam. Tamam deri çıkıyor galiba. Tamam. İkisi de kuşurda kerareye gidelim lan. Babanın evinde telefon mu vardı lan senin? Hastası olan olur, işi olan olur. Ne böyle kısrat muhabbet? Biraz kiber olayı yok. Ne karanlık tuvalet burası da? Ayakta evi yok mu? Şeftali evindeyseniz yapama bağırmayın. Bağırırım. Ay! Şimdi de siz bağırdınız. Ay ben bağırdım. Siz niye bağırdınız ki ziyade? Arkamdan doğru böyle bir şey oldu. Arkamdan böyle ne olabilir? Vallahi daha pek anlayamadım ama böyle popomdan doğru böyle bir şey. Aaa gördüm! Demek ki senin bir şeyine şey var yani. Lan neymiş? Onu ne be? Lütfen lütfen! Ay bu senin popomda ne işi var? Beni koyup bırakıp bakın buraya! Lütfen üzerinizi çeker misiniz beyefendi? Aaa! Ne çirkin atıyorsun? Sahaya git, orası bu. Şimdi polise gideceğim ahlaksız pezevenk! İstanbul çok değişmiş be hanım, çok değişmiş. Affedersiniz abiciğim. Affedersiniz abicim, tuvalet nereye yatın? Kim yaptı? Sen tuvaleti mi arıyorsun? Çaktırmayın, devam edin. Kimi tuvalet arıyor, kimi yollara eğilir. Hey gidi İstanbul, hey! Hey gidi İstanbul, hey! Sadece kibar insanlar mı yaşay abicim? Sevgililer de oraya yaşay. Hey gidi Fadime! Sus ulan sus! Alemin içinde beni rezil etme! Uy Fadime! Bağırma ulan! Gelirsem oraya fena ederim seni! Gel buraya kız gel! Zaten mecbur geleceksin. Niye ulan? Niyesi var mı da? Çıkmışım ha buraya, karşıma bulmuşum kalabalığı. Ha şimdi kendi rolümü oynayayım. Olmuşum sağ tiyatrocu. Ne diyeceksin bakalım kaybola kalasıca? Sayın seyirciler, sevgilimin yanıma gelmesi için kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Hadi alkış geldi. Hadi çık hadi, çık hadi. Kızın abi demedim mi sen? Ayy! Bakıyorsun! Bakıyorsun abimiz! El öpenleri çok olsa Kılçık! Hoş gelmişsin sevgilim! Bana sevgilim deme! Neden sebep sevgilim? Yakında evleneceğimizi dünya alem bilmeli. Sen ne diyorsun ulan? Dur kız, rol yapıyorum. Demek sen de bunu merak ediyorsun. Ama merak etme. Ha bu kadar insanın içine açıklıyorum. Seninle evlenmeye razı oldum. Deli misin? Ulan sen salak mısın? Sulak mısın? Ulan sen nesin? Çatlak mısın? Nesin ulan sen? Dönmesene oğlum. Söylesene oğlum. Dur kız, dur. Rol icabı öyle konuştum. Ulan çaktırma. Ben de seni rolacağım dönüşüm. Heee, top o zaman, top! Ulan! Ulan! Etme diyorum! Şakayı karıştırdın! Ulan! Etme diyorum!